fucking job. Videomda bahsetmiştim, su üstü bitkileri milyarlarca var diye, daha kurumakta olan noktalarda. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz yeşilliklerin hepsi su üstü bitkisi arkadaşlar. Su üstü bitkisi inanılmaz derecede çok var. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi su üstü bitkisi. Evet. Evet, su üstü bitkileri hepsi ve bu alan inanamayacağınız kadar büyük arkadaşlar. Yani bu çekebildiğim belki milyonda biridir buranın. Artık buradaki su üstü bitkisi sayısını siz düşünün. Evet, bunlar pet shoplarda bardağı 10 liraya satılan bitkiler arkadaşlar. Bir bardağını 10 liraya satıyorlar bu bitkilerin. Artık bu bitkiler ne kadar fazla, şöyle daha yakından göreyim. Kurbağalar da çok sayıda da kurbağa var arkadaşlar burada. Bunlar daha yakında kurumakta olanları. Şöyle göstereyim. Evet, gözünüzün alabildiğince su üstü bitkisi. Evet, burada derinlik ne kadar bilmiyorum. İlerlerde derinlik artabilir. Ama burası hareketsiz kısmı arkadaşlar. Yani buradaki su hareket etmiyor. Sabit duruyor artık. O yüzden üstünü bu bitkiler kaplamış durumda. Hareket eden kısmında ise diğer tarafta, karşıda sadece durgun olan, şurada durgun olan kısımlar da var. Ayrıca deniz börülcesi seven arkadaşlarım olabilir. Burada bolca deniz börülcesi var. Biz de bayağı bir topladık. Evet, deniz börülcesi nerede yetişir diye merak edenler varsa, deniz börülcesi böyle alanlarda yetişiyor arkadaşlar. Everybody fucking jump. Evet arkadaşlar, kafesimi buraya atmıştım. Şöyle biraz büyüteyim. Daha net bir çekim yapayım. İçinde balık var arkadaşlar. İçine balık girmiş. Şimdi balıklarımızı inceleyeceğiz. Biraz daha net görebilmeniz için. Evet, şu içerideki yosundan ve su üstü bitkilerinden örnekler alacağım. Bir de salyangozlardan. Balıkları geriye salacağım arkadaşlar. Çünkü yazık. Ölmesinler. Evet. Şimdi kızıma veriyorum. Videonun devamını çekecek. Balonda bir şey var. Oradaymış. Odaklayalım. Arkadaşlar, kafesimizi aldık. Ve tekrar ve içine bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen akvaryumumuzu çekmeye başlıyorum. Evet, balığı koydum. Bu galiba bir önceki videodaki balığımızdan. Evet, ama daha sağlıklı. Bu da ölmek üzere. Ölmek üzereydi galiba. Evet. Çünkü bunları çok. Evet, diri başmış arkadaşlar. Bu da bir tane diri baş gelmiş içine. Kurbağa yavrusu.
biz bir kere beslemiştik. Evin camından uçtu. Evet arkadaşlar, bu da aynı balıktan. Ve ekmeğimizi sıktık. Tekrar açacağız. Ve kafeste bir sürü böyle hayvan da görürsünüz. Şöyle odaklayalım. Yani böyle şeyden zıplayabilsin arkadaşlar, kurtulacak. Arkadaşlar kurbağa yavrusu, yani şöyle böyle yapıyorlar, böyle işte, sonra bir tane kolu, bir tane kolu çıkıyor, sonra daha sonra güzel geçtikçe diğer kolu çıkıyor ve büyüyor. Ondan sonra zıplamasını öğreniyorlar. Çıkmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi kurbağa yavrusuyla bir tane sokan bir balık var. Onu sakın karıştırmayın arkadaşlar. Böyle bastığınızda veya dokunduğunuzda direkt sokuyor ve bir saniye mi bir dakika mı ne içerisinde sizi öldürüyor. Bir de çok küçükler arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir önceki videomda göstermiştik. Yani pulları hiç sağlıklı olmayan balığı. Burada da aynısından iki tane var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birisi orada, birisi de şurada arkadaşlar. Yani yavaş yüzüyorlar. Elimde kamera olmasa kurbağa yavrusunu alıp elimde size gösterirdim. Sonra başımı söyleyeceğim. Uzaklayalım. Görüyorsunuzdur. Everybody fucking jump.
sardığımız balıkları kızım salacak. Başlıyor. Evet, yavaş yavaş diyor. Suyu birden devirme. İlk önce kubaya gidecek. Bir tane balık kaldı. Salyangozlar içinde. Salyangozlar kalsın, atma. Salyangozlardan iki tane götüreceğiz. Onlar kendileri ürerler zaten. Gösterelim şöyle. Benimle. Evet. Bir tane. Bir saniye böyle. Kızım. Bir saniye. Şöyle. Evet. Kıvrımlı. Ve sağlam değiller. Elinize aldığınız bir sıksanız direkt çatlardı. Evet, ama bunlar yine bayağı büyüyor arkadaşlar. Yani böyle küçük kalmayacak. Şu kadar önceden, oluyor. Bizim daha, evde var. Evet, daha önceden yakalamıştım. Başka bir yerden yakalamıştım. Hı. Onlar bayağı büyümüşlerdi. Daha sonra yanlışlıkla akvaryumun içine katı salyangoz görünce hepsini tabii ki yedi. O yüzden bu örneklerden tekrar sahip olabilmem çok iyi olacak. Birazdan yine su üstü bitkisi şuradakilerden ve kafes attığım noktadaki yosundan arkadaşlar toplayacağım. Onları da daha sonraki videolarımda evde ne hale geldiklerini göstereceğim sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone sayımız az. İzlemelerimiz gayet güzel gidiyor. Her geçen gün artıyor izlemelerimiz ama abone sayılarımız az maalesef. Abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Everybody fucking jump.